1850 yılında albümin baskının keşfedilmesiyle tuzlu kağıt baskılara artık düz baskı denmeye başlandı. Aradaki tek fark ne biliyor musunuz? Birinde yumurta beyazı olması. Yoksa süreç aynı. Bu gördükleriniz albümin baskı örnekleri. Albümin baskı 1850 yılında Louis Désiré Blancard Evrard tarafından keşfedilmişti ve 19. yüzyıldaki en popüler fotoğrafik işlemdi. İlk albümin baskı örneklerinden birini görüyorsunuz. İlk üretildiğinde işte böyle görünüyordu. Bu da soluk, sarı albümin baskıya bir örnek. Bu durum albümin baskının ve albüminin bozulmasının karakteristik bir örneğidir. Albümin baskı teknik olarak bir gümüş klorür işlemidir. İşlemin bir parçası olarak sofra tuzu kullanılır. Aslında yapılan şey bir kağıdın albümin yani yumurta beyazı solüsyonuna batırılmasıdır. Albümin baskı çalışmalarının ilk zamanlarında gerçekten de çok fazla tavuğa ihtiyaç duyuluyordu. Çünkü çok sayıda albümin baskı yapabilmek için bir sürü yumurta lazımdı. Yumurtayı alıp beyazını sarısından ayırıyorsunuz, beyazını çırpıyorsunuz ve durulduğunda bu güzel sarı sıvı ortaya çıkıyor. Bu sıvının içinde sodyum klorür yani tuz var. Kağıdı buna batırıyorsunuz ve kağıt kuruduğunda çok hoş, parlak bir yüzeye sahip oluyor. Daha sonra kurumuş olan kağıt gümüş nitrata batırılıyor ve gümüş nitratla klorür birleşince de fotoğraf kağıdını elde ediyorsunuz. Sonunda bu şekilde farklı yöntemlerle elde edilmiş bir negatiften baskı yapabilmek için ihtiyacınız olan fotoğraf kağıdını ucuz ve nispeten kolay bir yolla hazırlamış oluyorsunuz. Mesela bir collodion negatifi albümin baskı yöntemiyle kağıda basılabilir. Negatifinizi alıp duyarlı kağıdın üzerine temas edecek şekilde yerleştiriyorsunuz ve bunu güneş ışığında bırakıyorsunuz. Albümin baskıyı tuzlu kağıt baskıdan ya da platin baskıdan ayıran en önemli özellik, görselin kağıdın dokusuna işlemesinden ziyade kağıdın üzerindeki ayrı bir katmana uygulanmış olmasıdır. Bu da çok daha gerçekçi ve net bir görüntü verir. Bu buluşla beraber büyük yani endüstriyel fotoğraf stüdyolarının yükselişe geçtiğini görüyoruz. Turistik alanların popüler fotoğrafları çekiliyor ve yaygınlaşıyor. Daha o zamanlarda bile toplumda, fotoğraf yoksa orayı görmemişsindir gibi düşünceler başlıyor. Agresif kitlesel pazarlamanın ve genel tüketim için fotoğrafların seri üretiminin başlangıcı da bu dönemde oluyor. 1850'den yaklaşık 1890'a kadar en yaygın kullanılan baskı kağıdı bu yöntemle elde ediliyordu. Fotoğrafçılığın alanı çok genişti. Mesela fotoğraflarla süslenmiş inciller basıldı. Frith, İncil'de konusu geçen olayların gerçekleştiği yerlerin 19. yüzyılda fotoğrafını çekerek bunları baskıya eklemişti. 1870'ler ya da 80'ler kadar erken zamanlarda bile fotoğrafın gerçekten de toplumsal hayatta önemli bir hale geldiğini görüyoruz. Sadece haber ve bilgi aracı olarak değil, aynı zamanda haber ve bilginin şekillendiricisi olarak da. Ve bunu mümkün kılan şey albümin baskı oluyor. Net, detaylı, ucuz. Ayrıca çoğaltılabiliyor, seri üretilebiliyor ve kolaylıkla dağıtılabiliyor.